Evet, merhaba arkadaşlar. Ütopya Çiçek Evime kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, biliyorsunuz uzun süredir video çekmeye hiç fırsatım olmamıştı. Bugün ilk defa bir tanıtım videosu çekiyorum, aşağı yukarı bir ay üzerine. Yeni türlerimiz geldi arkadaşlar. Bugün bunları sadece böyle paletlere ayırdım, isimlerini yazdım. Hepsi numaralanacak ve canlı yayına hazırlanacak arkadaşlar. Yılbaşından sonra pazar ya da pazartesi akşamı canlı yayında satışımız olacak. Çok çok güzel türler geldi. 8,5 santim saksıda olanlar var. 5,5 santim saksıda olanlar var. Aslında ürünler dün alabilmiş olsaydım bu akşam canlı yayınımız olacaktı ama maalesef yetişmedi. Çok da sıkıştırmak istemiyorum. Şimdi herkes yılbaşında evinde belki televizyon izlemek isteyecek. Dışarıda eğlenmeye gitmek isteyen arkadaşlarımız olacak. O yüzden yılbaşı ertesi pazar ya da büyük ihtimalle pazartesi akşamı inşallah güzel bir satışımız olacak. Şimdiden yeni yılınızı kutlarım arkadaşlar. Herkese sağlıklı, bereketli, huzur dolu, gönlümüzden geçen güzelliklerin olabileceği güzel bir yıl olmasını diliyorum. Evet, türlerimizi ufak ufak tanıtayım arkadaşlar. Şimdi isimlerini yazdım. Birçok türün Echeveria agavoides'in bir alt türü Red Edge. Bunlar çok güzel böyle renklenmişler. Bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten şu anda yine çok yorgunum. Konuşmaya mecalim kalmadı ve böyle yola gidip geldiğim zaman çok baş ağrısı yapıyor bana. Gerçekten başım müthiş tuttu. İlaç aldım. İnşallah çabucak geçer. Yine bunlar 8,5 santim saksıda olanlar arkadaşlar. Echeveria, Clara. Hepsi dolu dolu. Gerçekten çok çok güzeller. Birçoğu da tomurcukta. Bunların daha önce 5,5 santim saksıda olanları satıştaydı. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Videodan sonra özelden sipariş almıyorum. Daha fiyatları belli değil. Hepsine çubuklarını, fiyatlarını düzenleyip takacağım. Öncelik canlı yayına katılan, saatlerce vaktini ayıran Instagram sayfam nurcan.srbs Ütopya Çiçek Evi canlı yayındaki satışta olacaklar arkadaşlar. Öncesinde sipariş kabul etmiyorum. Fiyat da sormayın lütfen. Ama canlı yayın sonrası yayını zaten kaydedip sayfamda paylaşıyorum. Oradan kalan ürünleri sipariş verebilir yayına katılamayan arkadaşlar. Ama öncelik yayına katılan arkadaşların. Bunlar da Pink Edge. Şöyle göstereyim. Akşam saati oldu arkadaşlar. Karanlıkta ışıkla bu kadar çekebiliyorum. Renkleri tam olarak yansıtamıyorum. Canlı yayında bile tam renkler zaten yansımıyor arkadaşlar. Şöyle uzaklaşarak paletleri şu şekilde göstereyim. Bunlar da çok çok güzeller. Kıpkırmızı olmuşlar. Bunlar da Echeveria agavoides ailesinden Miranda Red arkadaşlar. Kışın soğukta özellikle dışarıda bunlar kan kırmızı oluyor. Çok daha güzel kızarıyorlar. Bunlar da yine 8,5 santim saksılarda. Mensalarımız geldi arkadaşlar. Mensalarda yine çok güzel formlarda. Hepsi tomurcukta. Bakar mısınız? Bunlar kış kıyamet demeden çiçek açma yarışına girmişler. Echeveria'ların, Grapdo'ların birçoğu. Bunlar da arkadaşlar yeni bir isim. Belki daha önce başka bir ismi vardı ama bana gelen listede Echeveria sapida olarak geldi. 11 adet satışımızda olacak. Bunlar da çok güzel renklenmişler. Gerçekten çok çok beğendim hepsini. Hepsinde de böyle tomurcuk var arkadaşlar. Çiçek açacaklar. Bunları tabii yerleştireceğim. Şimdi böyle yaydım, paletlerin içine koydum. Hemen şu taraftan şöyle devam edeyim. Hepsini düzenleyip raflara sıralayacağım. Bunlar 5,5 santim saksılarda. Echeveria, Doris Taylor, artık okunuşunu yanlış telaffuz ediyorsam kusuruma bakmayacaksınız. Bunlar da 5,5 santim saksılarda. Fiyatlarımız her zamanki gibi çok çok uygun olacak arkadaşlar. Pasipitum, Grey Crow. Bunlar da yine 5,5 santim saksılarda. Böyle gri olarak renklenen tür. Çok tatlı bir renk alıyor güneşte ve soğukta. Uzun süredir satışta yoktu arkadaşlar.
Sedum farfare. Bu da çok güzel bir tür. Genellikle bu orta kısmı arkadaşlar, orta şu rozetin orta kısmı variegata oluyor. Çok güzel bir görüntü alıyor. Daha önce bu türden satışa sık sık getiriyordum ama uzun süredir bulamamıştım. Bazıları çift rozetli, yine 5,5 santim saksılarda. Bu da yine çok güzel bir krasula türü. Şu anda çok susuz arkadaşlar. Bitkilerin bazıları sulanmış, bazıları hiç sulanmamış. Sulandığı zaman bu yapraklar daha da dolgunlaşıyor. Çok da güzel çiçek açıyor. Bakın bir tanesinin çiçek sapı üzerinde. Yine bunlar da 5,5 santim saksılarda. Şöyle uzaktan da göstereyim arkadaşlar. Evet, Echeveria racemosa olarak geldi arkadaşlar bunlar da. Serrana olarak biliyoruz ama bunlar Serrana'dan daha farklı bir tür. Bunlar da yine 5,5 santim saksılarda bu hafta satışımızda olacak canlı yayınımızda. Bunun dışında racemosaların 8,5 santim ya da 9 santim saksıda olanları da var. Az sonra onları da göstereceğim. Evet, aeonium soran çok arkadaşımız vardı. Aeoniumlar da 5,5 santim saksılarda ama arkadaşlar gerçekten saksı büyütmek gerekiyor. Onun için şöyle geniş bir paletin içine dizdim onları. Onlardan da 20 adet satışımızda var. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel formlarda. Bazıları alttan yavrulu. Zaten çok çabuk yavru yapan bir tür aeoniumlar biliyorsunuz. Hemen şuradan devam edeyim. Gilvalarımız var arkadaşlar. Echeveria, Gilva, Red. Bunlar da kışın üşüdükçe kıpkırmızı olan, bakın kızarmalar başlamış, böyle yaprak kenarları hemen pembeleşmiş. Daha da soğukta kızaracaktır. Bundan da 9 santim saksılarda 12 adet satışımızda olacak. Evet, Echeveria Lola soran arkadaşımız çoktu. Ondan da 8,5 santim saksılarda 12 adet geldi arkadaşlar. Hepsi bakın çiçek açacak. İsterim ki tomurcukları sizde açsın. Zaten çiçek açması biraz zaman alıyor arkadaşlar. Onlar da yine 8,5 ya da 9 santim saksılarda bu şekilde. Hepsinin formu çok çok güzel. Bunları da canlı yayında görerek numaralandıracağım, biliyorsunuz. Canlı yayına katılan arkadaşlarımız bilir. İstediğiniz bitkiye numarasını yazarak alıyorsunuz. İlk ekranıma, benim ekranıma kimin yorumu düşerse numaralara göre o şekilde alışverişinizi yapıyorsunuz. Echeveria Christmas, bu da çok güzel bir tür arkadaşlar. Bu da yine kızarıyor. Yapı olarak biraz, renklenme olarak Gilvaret'i andırıyor ama çok daha farklı bir tür. Bu da zannedersem Agavoides ailesinden. Çok güzel renklenen, bakın hemen pembeleşmeye başlamışlar. Bu da yine, isimlerini unutmayayım diye kağıtlara yazdım böyle. Kafam karışabiliyor. Yine bunlar da arkadaşlar karışık bir palet. Bu şekilde yine Agavoides ailesinden. İçinde çeşitli alt türler var. Hepsi ayrı ayrı renkleniyor, benekleniyor. Yaprak kenarları şeritlenerek kızarıyor. Bunlardan da böyle karışık bir viyolümüz var. Hatta dışarıda da sepetlerde yeni getirdiğim ürünlerden var. Onları paylaşmadım arkadaşlar. Dışarıda da maisterilerimiz var. Satışa koyulacak olan canlı yayında. Bunlar da yine Polydonis ailesinden. Karışık mix'in içinde 3 tane var arkadaşlar. Hemen şu taraftan devam edeyim. Evet, beklenen kroma trikolarlarımız geldi arkadaşlar. 8,5 santim saksılarda 9 adet satışımızda olacak. Şöyle renklenmiş hallerini göstereyim. Bu da çok çabuk yavru yapan, bakın yaprak altlarında yavrular belirginleşmeye başlamış zaten. Çok güzel bir türdür. Tam renklerini yansıtamıyorum. Gerçekten hepsinin variegataları belirginleşmiş. Evet, kromalarımızdan sonra arkadaşlar Sedum komiksumlarımız geldi. Onlar da yine 9 santim saksılarda bu şekilde satışta olacaklar. Çok güzel pembeleşmişler. Ben bunların ağzını gözünü yerim. Çok hoşuma gitti. Bayıldım gerçekten. Çok güzeller. Ya insanı
Gerçekten aklını başından alıyor. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Kendime muhakkak ayıracağım. Şurada arkadaşlar paletleri bazı yerlerden seçemiyorum. İçinden bitkileri seçemiyorum. Paleti olduğu gibi alıyorum. Kimisinin içi çok dolu oluyor, kimisinde daha az bitki oluyor. O yüzden zaten numara koyarak herkes istediğini seçebiliyor. Mesela şöyle az olanlardan kendime ayıracağım. Gerçekten çok sevdiğim tür çünkü. Çok da güzel renk yapmış. Bakar mısınız? Yani 5,5 santim saksılarda böyle birçok yerde satılanları görüyorum. Uzun uzun boyları, formları uzamış. Hiç güzel değiller ama bunlar gerçekten çok beğendim ben. Böyle bodur bodur daha güzel renk yapmışlar. Bunlar da bu haftaki satışımızda arkadaşlar. Sedum Komik Sütunlar. Sıra geldi Ekeverya Serengetilerimize. Bunlar da bakar mısınız nasıl renk yapmaya başlamışlar. Böyle cam gibi yaprakları var. Gerçekten insanı cezbediyor bu türde. Daha önceki canlı yayınımızda bir iki tane vardı. Bu sefer bakayım 3, 6, 9, 12 adet geldi arkadaşlar. 12 tane serengetimiz bu haftaki canlı yayınımızda olacak inşallah. Ve çok güzel debiler geldi arkadaşlar. Bakar mısınız debilerin güzelliğine? Çok güzel böyle taş gibi. Onlar da muhteşem formlarda, çok güzel renklenmişler, etli etli yaprakları ve gerçekten çok sağlıklılar. Çok beğenerek aldım. Debilerimiz de canlı yayınımızda satışta olacak. Yine Aeonium severler için arkadaşlar, Aeonium alt türü neydi? Floresan olabilir. Onu da bakarım, etiketine yazarım canlı yayın satışımızda. Tam ismini de sizlerle paylaşırım. Onlar da yine 8,5 santim saksılarda, 12 adet satışımızda. Dediğim gibi rakemosaların arkadaşlar 8,5 santim saksıda olan böyle dev boyları var. Hatta saksıdan bayağı bir dolmuş taşmış. Rakemosa'nın hibrit türü arkadaşlar bu. Normal bildiğimiz rakemosa daha böyle yaprakları monstrosa olmuş gibi eğri büğrüdür. Ama bu hibritleştirilmiş böyle serranaya benzeyen türü çok güzel. Bunun da çiçeği gerçekten muhteşem oluyor. Çok nefis çiçek açıyor. Bir de bilek knight'larımız geldi arkadaşlar. Ekeverya bilek knight. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Bunlar da arkadaşlar kışın bakar mısınız renk yapmaya başlamışlar. Yazın güneşte genellikle yaprakları tamamen siyaha dönüşür. Kışın da üşüdükçe bu alt yapraklar, yaprak uçları sarıya dönüşüyor arkadaşlar. Muhteşem renk yapıyor. Bir tanesi zaten yapmaya başlamış. Örnek olsun diye şu anda gösterdim. Bakın bunun da uçları başlamış renk yapmaya. Çok keyifli bir türdür bu da. Hemen şöyle devam edeceğim. Birazcık paletimi çekeyim. Şöyle düşmeyecek şekilde. Lav 30'larımız geldi arkadaşlar. Bunlar da 8,5 santim saksıda 9 adet. Şöyle mesela susuz kalmış olanlar çok güzel renk yapmış. Bakar mısınız? Saksının içinde biraz küçülmüşler susuzluktan ama çok güzel renk yapmış. Diğerleri de daha suya doymuş. Gerçi şu anda toprakları çok yaş değil. Onlar da saksıda böyle kocaman kocaman olmuşlar. Bunlar 9 santim saksı arkadaşlar. Saksıların içi tamamen dolu dolu. 9 adet de bundan satışımızda olacak. Onun dışında arkadaşlar nanalarımız geldi. Nana huku miniler. Uzun süredir bunlardan da satışımızda yoktu. Bunların devamını da getireceğim arkadaşlar. Şu anda 9 tane geldi. Bunlar da çok güzel tür. Yazında, kışında arkadaşlar çok güzel renklenen, çok güzel form yapan ve çok kolay altlardan, kenarlardan yavru yapan, kolay üreyen türlerden bir tanesi. Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Gerçekten konuşmaya artık mecalim kalmadı. Tekrar hepinize mutlu yıllar diliyorum. 2023'te yeni canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Her şeyin en güzeli içinizden geçen bütün güzellikler, kalbinizdeki güzellikler sizlerin olsun, bizlerim olsun. Öncelikle sağlık olsun arkadaşlar. En önemli şey sağlık. Sağlıktan öte bir şey yok.
Bol para olsun, sağlık olsun, mutluluk olsun, huzur olsun. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.